İyi akşamlar. TV52 Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. 30 Mart 2023 Perşembe gününün haber başlıkları ve sıcak gelişmeleriyle karşınızda olacağız sevgili izleyenler. Bugün Ordu'da yağmurlu ve soğuk bir hava vardı ama bizim iç ısıtan ziyaretçi dostlarımız vardı. Ordu Valisi Tuncay Soner'le Eğitim Araştırma Hastanesi'nin eski başhekimi, sevgili kardeşimiz Hakan Timur ziyaretimizdeydi. Çok hoş bir sohbet oldu sevgili izleyenler. Tüm Ordu'ya da her ikisinin selamı olduğunu iletelim ki Ordu Valisi'nin son dönemdeki hamlelerini hep beraber yakinen takip ediyoruz. Gerçekten de öldü denilen, bitti denilen, asla bir daha hayata dönemez denilen Ordu Sporu yeniden hayata döndürdü. Ordu Valisi inşallah da bu sene emin adımlarla hedefine yürüyecek ve daha sonraki sezonlarda da şehrin bundan sonrası artık hep beraber yapması gereken sorumluluk, hep beraber yapılması gereken bir görevi var. O da nedir? Takımlardan bir tanesiyle bu gerçek Ordu Sporu birleştirmek ve mali yükünü tamamen şehrin üstleneceği tek bir takım haline getirmek. İnşallah hep beraber bu görevi de yerine getireceğiz sevgili izleyenler. Sporda birlik ve beraberlik, siyasette birlik ve beraberlik, ticarette birlik ve beraberlik ve sonuçta inşallah şehir olarak birlik ve beraberliği yakalayacağız. Bundan sonrası Ordu için çok kolay olacaktır. Ordu için aydınlık olacaktır diye tahmin ediyorum. Ümit ediyorum, öyle istiyorum. Gönlümden öyle geçiyor. Eminim ki tüm vatandaşlarımız, tüm hemşehrilerimiz, tüm izleyenlerimiz de bizim gibi düşünüyorlardır. O zaman bize ne kalıyor? Sadece ya Allah bismillah deyip yola çıkmak kalıyor. Umarız ki bu seçimden sonra hep beraber kolları sıvar. Büyüklerimizin önderliğinde hem ticari hem siyasi büyüklerimizin önderliğinde hem de spordaki büyüklerimizin önderliğinde bir ve bütün bir şehir olmayı başarabiliriz sevgili izleyenler. Elbette ki gündemimizde siyaset ağırlıklı Türkiye'nin tamamında konuşulan tek bir konu var. 14 Mayıs'taki seçimler, seçimlere ittifakların nasıl gideceği, hangi listelerle hazırlanacağı, ortak bir liste mi yapacağı, ittifaklar içinde yeniden ortaklıklar olacak mı? Bunların tamamının konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz ve şekillenecek yavaş yavaş da. Onun da bir sessizliği var Ankara boyutunda. Elbette ki mülakatlarda bu sessizlik arasında devam eden çalışmalar. Dün önemli bir görüşme vardı biliyorsunuz. Memleket Partisi Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldiler. Bu görüşmeden netice alınmadı. Kısaca öyle söyleyeyim size ama kapılar da kapanmadı. Sanki bu konuda bir hamle daha yapılabilir gibi duruyor. Bana bakarsanız Muharrem İnce'nin seçim üzerine doğru oy oranlarını gördükten sonra Millet İttifakı'na yeşil ışık yakacağı tahminindeyim ben. Bakalım böyle bir durum gerçekleşecek mi? Eğer gerçekleşmezse yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da açıklama yaptı. Memleket Partisi Genel Başkanı eğer Millet İttifakı'na katılmazsa bu Cumhur İttifakı açısından büyük bir avantaj sağlar. İlk turda seçim bitebilir dedi. Bakalım denilenler gerçek olacak mı? Üniversitelerle ilgili de merak edilen bir soru vardı. Ne zaman üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacaklar? Bununla ilgili de YÖK Başkanı Erol Özvar açıklama yaptı. 3 Nisan'dan itibaren üniversitelerde açılıyor sevgili izleyenler. Oy kullanma açısından büyük bir problem teşkil ediyordu. Bu problem de böylelikle ortadan kalkmış olacak. Ve gündemle başlayalım yavaş yavaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce müjdesini vermişti grup toplantısında. Nisan ayından itibaren elektriğe %15, sanayide kullanılan doğalgaza da %20 indirim yapacaktı. Bu indirimleri vatandaşlarımıza sorduk. Memnuniyetlerini ölçtük. Bakın nasıl cevaplar aldık. Elektrikte tüm abone gruplarında Nisan ayından itibaren %15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde yine Nisan ayından itibaren %20 indirim yapıyoruz. Bunu seçimden önce niye yapmıyorlar, şimdi yapıyorlar? Seçim yatırımı. Seçim yatırımı, yani bunu konuşmaya bile gerek yok. İndirim olarak da az ama şimdi ne yapalım, ülkenin durumu böyle. Hiçbir şey yeterli değil ki, yani olsa ne olur, yani %10-20 indirse ne olur ki? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği son grup toplantısında iki müjde diyerek hem elektriğe hem de sanayide kullanılan doğalgaza indirim yapıldığını söyledi. Genel anlamda ben bu müjdeleri seçim yatırımı olarak düşünüyorum. 15 Mayıs'ta ne olacağını aslında hepimiz biliyoruz ama hani onların terimiyle Allah bilir desek yeterlidir. Vallahi ben ne verirsen o razıyım. Allah razı olsun. Ne verirsen o razıyım. Teşekkür ediyorum. Ben zaten onu tutuyorum. Daha birini tutmuyorum. Enflasyona karşı verilen zamlara baktığınız zaman bence ya hiçbir şekilde yani yetmez, yetersiz, bayağı yetersiz yani.
Nisan ayından itibaren elektriğe %15, sanayide kullanılan doğalgaza ise %20 indirim geldi. Bunun da bir seçim yatırımı olduğuna inanıyorum. Seçimlerden sonra başımıza ne geçecek onu da Allah bilir. Onlar şaşırmışlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Boş araziye beton döküyorlar. Başka bir diyeceğim yok. 20 seneden beri yeter artık, bitti. Ta reis meclis işi yok, bitti. Ben de AK Partiliyim. Reis meclis yok. 20 sene geçti arada, ne yapmış ki? Betondan başka. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu elektrik ve doğalgazda yapılan indirimin seçim yatırımı olduğunu düşünüyor. Seçim sonrasındaki yapacak olduğu çalışmalar %15 mi, %45, %50 arasında bir zam yapacak. Bunun başka alternatifi de yok, bence öyle. Vallahi bir gün indirir, üç gün sonra bir daha bindirir ki bundan bir şey çıkmaz yani. Yani bu bir seçim şeyi gibi bir şey yani. Kandırmaca. Seçim üzerine doğru sevgili izleyenler sanki ne istenirse hepsi verilecekmiş gibi duruyor hükümet tarafından ama bunun doğru olmadığını hem vatandaş hem de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir fert gözlemliyordur. Çünkü bunun bir maliyeti olacak. Seçim sonrasında hükümete ve devlete bir maliyeti olacak. O maliyetlerin altından kalkılabilir olması gerekiyor. Ülkeye, millete de çok zararının olmaması gerekiyor. Her ne kadar millet lehine yapılsa da bu indirimler, bu uygulamalar bunların tamamı vatandaş tarafından hak edilen işler olsa da bir zamana, bir takvime yayılarak realist zamanlarda yapılması gerekirdi ki devlete ve millete fazla yük bindirmeden en azından altından kalkılabilir derecede yükler bindirerek uygulamaya alınabilsin. Aksi halde vatandaşa tribüne oynamak ne kadar doğru sonuç verir bunu da hep beraber 15 Mayıs'ta göreceğiz. Artık herkesin elinde bunlar var. Bunlar var olduğu sürece de herkesin her şeyden haberi var. Neyin ne için yapıldığını çok net bir şekilde gözlemleyebiliyorlar. Ve bizim için aslında var olan ülkemizin geleceği, devletimizin geleceği ve aydınlık günleri milletimizin elbette ki refahı. Ama devletin temelleri sağlam atılmadan, hükümet icraatlarını devlet temellerinin sağlamlığını düşünerek yapmadan mümkün değil ki aydınlık yarınlarımız olsun. Hatta tam tersi belki seçimi geçiririz. Belki iktidar koltukta kalmaya devam eder ya da yeni bir iktidar gelir. Ama ülke çok zor günler yaşar. Zaten zor günlerden geçiyoruz. Aslanın midesinde olan ekmeği daha da fazla ileriye bağırsaklara falan taşımamak lazım. Aksi halde gerçekten çok zor ve sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor olur sevgili izleyenler. Devam edelim. Elbette ki hükümeti yönetenler, siyasetçilerimiz bizden daha iyi bilir bu işi ama milletimizin de hemen her şeyi gözlemlediğini yapılan yorumlardan çok net bir şekilde siz de görmüşsünüzdür. Ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam bir televizyon programına katıldı. Gündeminde altılı hatta yedili masa vardı. Yoğun bir bölümünü onlara ayırdı. Programın yoğun bir bölümünü onlara ayırdı. Çokluğunu onlara ayırdı programın. Ve özellikle HDP üzerinden muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Esasında bu masanın başını ilk andan beri CHP ve HDP çekiyor. Diğerleri bu masanın yancısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde yedili masa diye tanımladığı Millet İttifakı vardı. Saadet'e CHP ile HDP PKK'nın İslam düşmanlığını gizleme rolü verilmiş. İyi Parti'ye bu şer masasının bölücülük planlarını örtme vazifesi verilmiş. Onlar da bu rolü hevesle yerine getiriyorlar. PKK'lılar bu garabet masanın kendilerine umut verdiğini söylüyor. Firari FETÖ'cüler bu alacakaranlık kuşağı masası sayesinde ülkeye geri dönebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Vatandaşların 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı'na fırsat vermeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin halini içler acısı olarak nitelendirdi. Karşımızda kaybedilenler kulübü gibi bir masa var. Masada olup da hiç seçim kazanan var mı? Yok. Kendi başarısıyla, yeteneğiyle bir yere gelmiş olan var mı? Yok. Kimi kasetle iş başına geldi? Kiminin elinden biz tuttuk bir yerlere getirdik, başbakan yaptık, bakan yaptık. Kimi her gittiği partiyi karıştırıp kaostan beslendi. Masanın gizli ortaklarından da nasıl partinin başına geldiğini tüm vatandaşların biliyor. Koalisyondan dahi kötü bir örnek olan bu masadakiler aralarındaki kavgayı birbirine verdikleri tavizleri demokrasi diye yutturmaya çalışıyor. Milletim onlara nasılsa bu güzel memleketin idaresini vermeyeceği için kendi aralarında istedikleri kadar dövüşsünler, birbirlerine vursunlar. Ama şu tabloya bakıp da ülke siyaseti adına üzülmemek elde değil. Erdoğan kentsel dönüşümün hızlanacağının sinyalini vererek imar affının artık gündemde olmadığını söyledi. Yok imar affıydı, yok şuydu, yok buydu falan artık düşünemeyiz. Çünkü düşünmeye kalırsak şu andaki depremde yaşadıklarımızla karşı karşıya kalırız. Allah.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'le devam edeceğiz. Son dönemde yoğun bir mesaisi var. Sayın Güler'in biliyorsunuz pazartesi günü de Adıyaman'daydı. Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiler ve birçok konuda da fikir alışverişinde bulundular. Gelen bilgilere göre ordunun listesinin de yavaş yavaş şekillendiği bilgileri geliyor. Bakalım nasıl bir milletvekili listesi ortaya çıkacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler dün akşam iftar yemeğinde Ordu'daki koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler iftarını Ordu'daki koruyucu aileler ve çocuklarla birlikte yaptı. Ordu Kültür Otağı'nda düzenlenen programa Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay ile çok sayıda aile ve çocuk katıldı. Programda konuşan Başkan Güler, koruyucu aileler sadece kan bağı değil, aynı zamanda can bağı diye bahsettiğimiz sevgi esas alan bir kurum dedi. Güzel işlerin sizlerle beraber daha da güzelleştirdiği için Allah'ımıza şükür olsun. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane, gönül sohbet ister, kahve bahane. Dolayısıyla bu işlerle sizlerle birlikte olup güzel sohbet etmek, sizleri tanımak için güzel bir fırsat oldu. Koruyucu ailelik çok anlamlı, çok güzel bir kurum. Başkan Güler, koruyucu aileliğin çok anlamlı bir kurum olduğuna dikkat çekerek, çocuklara aile sıcaklığı hissettiren koruyucu ailelere teşekkür etti. Çok iyi bir müessese. Burada ailenin sıcaklığını çocuklarımıza hissettirdiğiniz için, ayırım gözetmediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bu kültür otağında da sizleri ağırlamaktan son derece mutluyuz. Başka zaman da burası sizin. Program Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Hacivat Karagöz Gölge Oyunu gösterimi ve fotoğraf çekimi ardından sona erdi. Ramazan. Doğru Hacı Cancan doğru. Her çarşamba günlerini halk günü olarak ayıran Ordu Valisi Tuncay Sonel bu alışkanlığını Ramazan'da da devam ettirdi. Tam 573 vatandaşımızı çarşamba günü eski vali konağında dinledi. Her hafta çarşamba günlerini halk gününe ayıran Vali Tuncay Sonel, Ramazan ayında da vatandaşların sorun, sıkıntı ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel, eski valilik binasında gerçekleştirdiği halk günü toplantısına katılan 573 vatandaş tarafından kendisine iletilen sağlık, iş, ekonomik ve özel sorunlar başta olmak üzere tüm talepleri çözüme kavuşturmak için ilgili kurum yöneticileriyle birlikte çaba sarf etti. Katılımın yoğun olduğu halk gününde vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileğinde bulunan Vali Sonel, hayırsever vatandaşların desteğiyle gıda paketleri, alışveriş kartları, çocuk kıyafetleri, sağlık yardımı, tedavi masrafları başta olmak üzere tüm yardımların yapıldığını söyleyerek katkıda bulunan, desteklerini esirgemeyen hayırseverlere teşekkür etti. Halk gününde 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında Ordu'da misafir edilen depremzede vatandaşlar da vardı. Depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Sonel, vatandaşların taleplerini çözüme kavuşturdu. Halk gününe aileleriyle birlikte katılan çocuklarla da yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Sonel, 2 ay 10 günlük Defne Ayşe Vural, 2,5 aylık Hiraleva Uçak ile görme engelli olan Deniz Bekdemir'in henüz 35 günlük olan kızı Durum Münire adlı bebekleri kucağına alarak bir süre sevdi, bebeklere altın hediye etti, sağlıklı uzun ömürler dileğinde bulundu. Ordu Valisi yaptığı açıklamada Allah devletimize zeval vermesin, halk günü toplantılarımıza katılan vatandaşlarımızı içinde bulunduğumuz bu mübarek ayda boş göndermemeye, devletimizin şefkatini, güler yüzünü göstermeye özen gösteriyoruz dedi. Hükümetin seçim üzeri vaatlerine bir madde daha eklendi sevgili izleyenler. Birkaç gündür gündem oluşturulmuştu asgari ücretle ilgili ve sürekli Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sorulan bir soruydu. Asgari ücrette ek bir düzenleme olacak mı diye. Cumhurbaşkanı grupta buna değinmedi ama gazetecilere grup çıkışında verdiği bilgiye göre Temmuz ayında ek bir asgari ücret düzenlemesi olacak. Bununla ilgili de Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Erdoğan Akyürek bir açıklama yaptı.
Asgari ücrete bir ara zam söz konusu olacak mı? Temmuz'da var. En düşük emekli aylığının 7500 TL yükseltilmesiyle asgari ücretlinin de ara zam beklentisi artmıştı. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan seçim sonrasını işaret etti ve Temmuz'da yeni bir zam olabileceği sinyalini verdi. Şimdi bütün zamları falan hepsini zaten açıkladık. Hayırlı olsun. Yani yıl sonunu mu bekleyecek asgari ücret? Yo, Temmuz var ya. Temmuz'da bir ara zam mı düşünüyorum? Temmuz'da var. Asgari ücret 2022 yılında enflasyon hedeflerin üzerinde çıktığı için Ocak ve Temmuz ayında iki kez güncellenmişti. Asgari ücret bu yıl aralık zammıyla beraber net 8.506 liraya yükseltildi. Milyonlarca işçi ve işveren şimdi Temmuz'da asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Biliyorsunuz asgari ücrete zam yeni yapıldı. Ha, bizim küçük esnafımız da tabii ki yanında eleman çalıştırıyor. Eleman çalıştıranları da düşünmek lazım. Asgari ücrette işçi yaşam maliyeti, işveren denge gözetilsin diyor. Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akgürek ise yeni asgari ücretin işçiler kadar işverenlerde düşünülerek belirlenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yani bu sözüm sakın asgari ücretle çalışanların hakkını alacağını istemiyor gibi değil. Ha, asgari ücret yeterli midir? Elbette ki değildir ama bir taraftan da çalıştıranları da düşünülmesi lazım. Bir denge çok önemlidir ülkemizde. Ne olursa olsun dengeyi kaçırmamamız lazım. Erdoğan Akgürek, Temmuz'da asgari ücrete uygulanacak zammın hem istihdam düzeyini düşürmeyen hem de çalışanların refahını koruyacak bir dengenin korunmasının şart olduğunu söylüyor. İşte EYT'de eşitlik ilkesinden bahsederken o da bir eşitlik ilkesidir. Çalıştıran da insan, o da kazanacak ki verecek. O anlamda ona bakarak orada iyi bir denge yakalamak lazım. Bizim ülkemizin bütün piyasasını asgari ücret belirliyor. Onun için onda çok hassas olmak lazım. Demokrat Parti Ordu Milletvekili ve aynı zamanda Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan açıklama var. 14 Mayıs seçimleriyle ilgili derdim makam, mevki, şan, şöhret değil, ülkem dedi. 14 Mayıs'ta Türkiye hayati önem taşıyan bir seçimi yaşayacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gideceğiz. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oldukça açık ve net konuştu. Derdim makam veya mevki değil diyen Cemal Enginyurt, tek derdinin memleketin selameti olduğunu vurguladı. Cemal Enginyurt olarak samimiyetle söylüyorum ki makam, mevki, şan, şöhret peşinde değilim. Allah da biliyor ki tek derdim var, bu zulüm düzenini, bu zalim iktidarı göndermek. Enginyurt iktidarı hedef alarak özellikle demokrasi ve yargının oldukça zayıflatıldığının altını çizdi. Çocuklarımın geleceği tehlikede, torunlarımın geleceği tehlikede. Öyle bir iktidar var ki hak, hukuk, adalet tanımıyor. Demokrasiyi ayaklar altına aldı. Özgürlükleri yok etti. Cumhuriyetten intikam almak istiyor. Son günlerde çok büyük tepki çeken Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını değerlendiren Enginyurt, bu birlikteliği Atatürk düşmanları bir araya geldi olarak yorumladı. Sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ten nefret ediyorlar. Nefretleri öylesine gözlerini kararttı ki Hüdapar diye Atatürk düşmanını bile yanlarına almaktan çekinmediler. Enginyurt, milletvekilliği veya bakanlıkta gözünün olmadığının altını çizerek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi için gece gündüz demeden çalışacağını vurguladı. Böylesi dönemde, milletvekili olmak adına değil, bakanlık adına değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni seven bir yurttaş olarak, bireysel anlamda bir vatandaş olarak, Cemal Enginyurt olarak 13. Cumhurbaşkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu olmalı diyorum. Recep Tayyip Erdoğan gitmeli diyorum. Bunun için gece gündüz çalışacağım, 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 yeter, söz milletindir diyeceğim. AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı listesinin iddialı isimlerinden bir tanesi Sayın Tayfun Karataş, biliyorsunuz Fas'ta 3 dönem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptı. Fas'ın ekonomisine ve istihdamına çok fazla katkısı olan bir isim. AK Parti listesinden de neredeyse yeri en sağlam görülen isimlerden bir tanesi Tayfun Karataş.
O Tayfun Karataş TV52'de seçim 2023 programında Fatma Meltem Naz'ın sorularını cevaplandırdı. Karakteristik olarak tuttuğunu kopartan bir adamım, orduya hizmet noktasında tuttuğumu koparacağım dedi. Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı, 28. dönem AK Parti Ordu Milletvekili aday adayı Tayfun Karataş, TV52'de katıldığı seçim 2023 programında Fatma Meltem Naz'ın sorularını yanıtladı. Tuttuğumu koparan bir insanım, inşallah bölgemize hizmet alma noktasında da öyle olacağım diyen Karataş, siyasi hayat sonrasını düşünerek hareket edeceğinin altını çizdi. Ben şahsım adına söylüyorum, ben siyasete yeni atılan bir insan olarak siyasete olduk veya olmadık. Olduğumuzu farz edelim. Siyasi hayatım bittikten sonra da benim yaşam yerim yine memleketim. Ben memleketime döndüğümde siyaset bitirdikten sonra o caddenin ortasında yürürken orada beni gören bir abimin, bir ablamın sana bu şansı verdik, neden memleketine bir şey yapmadın veya bunu eksik yaptın demek gibi bir kötü söylemle karşılaşmak arzusu içerisinde değilim. Özellikle bölgenin yıllardır beklediği Fatsa Çevre Yolu hakkında konuşan AK Parti 28. dönem milletvekili aday adayı, listeye girip milletvekili seçildiği takdirde de bu yol için sonuna kadar uğraş vereceğini ifade etti. Bölgemizin en büyük sorunlardan biri olan çevre yolunu, Fatsa Çevre Yolu'nu bitirmek için, başlamak için, programı aldırmak için gerekirse her türlü sorumluluğu, her türlü zorluğu, her türlü riski alıp bunu 2,5 saat kapıda bekledik, 5 saatte bekleriz diyorsunuz. Dedim ya, bizim derdimiz memleket. Bizim ne kadar beklediğimizin çok bir önemi yok Meltem Hanım. Eğer sonuç alacaksak, ki benim yapım itibariyle tabiri caizse tuttuğunu kopartan bir tipim, biz ona Allah'ın izniyle inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, önce Sayın Cumhurbaşkanımız seçimi zafayla kazansın, sonrası kolay diye değerlendiriyorum. Karataş, siyasi hayatının sonunda şehrin sokaklarında rahatça yürüyemeyeceksem Allah nasip etmesin diyerek bir kez daha hizmet alma yolundaki kararlılığını vurguladı. Yürüyeceksem, saçağın altından tabiri caizse yürüyeceksem o zaman olmamızın bir anlamı yok. Allah da bize nasip etmesin. Açık bir ne söylüyorum. Geçtiğimiz aylarda evlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük bebeğini bahçeye gömmesiyle hatırlıyorsunuz. Bilge Çapa'yı ilk mahkemesine çıktı ve Bilge Çapa için ömür boyu müebbet istendi. Altınordu'da yeni doğan bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü iddiasıyla tutuklanan anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Ekim 2022'de 20 günlük olduğu tahmin edilen kız bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki B.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede sanığın alt soydan akrabayı kasten öldürmek suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi. Ordu siyasetinde ismi ön plana çıkan adlardan, aday adaylarından bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili aday adayı Sayın Naci Şanlıtürk de dün akşam TV52'de seçim 2023 programının konuydu. Önemli konularla ilgili bilgiler paylaştı Naci Şanlıtürk ve seçimdeki en büyük hedeflerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçtirmek olduğunu söylerken Milliyetçi Hareket Partisi'nin de en üst düzeyde oyla mecliste taşımak olduğunu anlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızı bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak hedeflerimizden birisi en yüksek oyla seçmek ve göreceksiniz bu zamana kadar yapılmış seçimlerin üzerinde bir oyla Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin yine Cumhurbaşkanı olacak. 13. Cumhurbaşkanı olacak. MHP Ordu Milletvekili aday adayı Naci Şanlıtürk en büyük hedeflerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtirmekle birlikte MHP'nin de mecliste büyük bir çoğunlukla temsil edilmesi olduğunu söyledi. İkinci hedefimiz de Cumhur İttifakı olarak mecliste nitelikli çoğunluğu efendim sağlayabilmek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin omuzlarında çok büyük bir yük oluşturduğunu dile getiren Naci Şanlıtürk, ülkeyi bu yükten ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kurtarabileceğini belirtti. Ülke olarak en büyük şu andaki sorunumuz deprem felaketinden kaynaklanan kalıcı konutların yapılması, gerçekten çok ağır bir yük. Bu yükün altından ben kıymetli hemşerilerimize de söylüyoruz, bu yükün altından Cumhur İttifakı kalkar, bu yükün altından mevcut iktidar kalkar, bu yükün altından Devlet Bahçeli kalkar, Recep Tayyip Erdoğan kalklar. Bize lütfen güvensinler. Allah'ın izniyle el birliği içerisinde bu yükü hep beraber kaldıracağız. Ülkemizi de bir bütün olarak efendim bölgesinde lider ülke yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlere kendi logo ve listesiyle gireceğinin altını çizen Şanlıtürk, hem kendisine hem de partisine destek beklediğini ifade etti. Biz üç ilerli bayrağımızın altında kendi partimizle birlikte inşallah kendi listemizi hazırlayacağız ve bu şekilde seçimlere gireceğiz.
Ben buradan hem ordunun bir evladı olarak burada hem bizim şahsımızda bizi de desteklemelerini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin burada sıralaması belli olduktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi adaylarına destek vermelerini de kendilerinden rica ediyorum. Allah izin verirse biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, Milliyetçi Ülkücü Hareket dimdik durduğu müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak inşallah. Türkiye tarafından sunulan öneri üzerine Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Ordu'da ilk defa kutlandı. Türkiye tarafından sunulan öneri üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabul edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Ordu'da ilk defa kutlandı. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince güne farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek üzere Akyazı sahilinde çevre temizliği yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Sefa Okutucu 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün Türkiye'de ve Ordu'da ilk defa kutlandığını söyledi. Bugün 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, 2022 yılının son ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutlamak adına ve bunu farkındalığı şehrimizde göstermek ve ilk kez kutlamak ve bunları da şehrimizde bu bilinci artırmak adına böyle bir çalışma etkinlikte bulunuyoruz. Başkan Okutucu vatandaşları da çağrıda bulunarak evlerinde organik atıkları ve ambalaj atıklarını ayrı bir torbada toplayarak atık getirme merkezlerine getirmelerini istedi. Organik atıkları ayrı bir bölgede, ambalaj atıklarını yani geri dönüştürülebilir malzemeleri ayrı bir bölgede toplama yaparak vatandaşlarımıza da bu çağrıda bulunarak evlerinde kaynağında ayrışma sağlayıp organik atıklarını ayrı bir torbada, ambalaj atıklarını geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir torbada toplayarak ilçe belediyelerimizin kurmuş olduğu atık getirme merkezlerine getirip bıraktıkları takdirde biz daha yaşanılabilir ve geleceğe daha fazla umut bırakmış olabiliriz. Ordu'nun daha temiz bir şehir olması için çalıştıklarını ifade eden Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürü Hayati Ağıl ise özellikle iklim değişikliğinin yoğun olarak yaşandığı süreçte vatandaşlarımızdan çevremizin daha temiz olması için destek bekliyoruz şeklinde konuştu. Şehrimizin daha temiz, daha düzenli olması adına 7/24 saat esas çalışıyoruz. Sıfır atıkla ilgili de dünyada böyle bir gün olması da ayrıca önemli bir durum arz etmekte. Özellikle yaşadığımız süreçte, iklim değişikliklerinin yoğun olarak yaşandığı süreçte bunu fazlasıyla hissetmekteyiz. Bu itibarla biz de vatandaşlarımızdan çevremize daha duyarlı olmasını, bu çevrenin daha temiz tutulmasıyla ilgili desteklerini, yardımlarını bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1 Şubat'ta çıkmış olduğu fındık satış ihalesi çok fazla tepkiyle karşılanmıştı sevgili izleyenler. Çünkü o günlerde fındık fiyatları 64-65 lirayı zorlarken bir anda ihaleyle beraber 53 liraya geriledi ve bu da doğal olarak bir tepki oluşturdu. Arslan Soydan da bu satışa tepki gösterdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeniden ihaleye çıkması gerektiğini söyledi ve fındık da muhakkak fiyatın revize edilmesi gerekir dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, piyasada dengeyi oluşturmak adına Toprak Mahsulleri Ofisi Nisan ayında yeniden bir satış kararı almalı ve fiyatı revize etmelidir dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi Mart ayında tekrar fındık satış kararı almadı. Yani satmayacak, sadece almış olduğu o tarihteki fındık miktarı kadar satacak. Ama tabii ki Nisan-Mayıs aylarında düşünebilir. Hem tarih olarak hem de zaman olarak hem de üretici serbest piyasadaki fiyatları da gözeterek piyasayı bir denge unsuru olması önemliydi. TMO'nun 1 Şubat tarihindeki fındık satış kararıyla serbest piyasada fındık fiyatı ani bir düşüşle 53 TL'ye kadar gerilemişti. Üretici birlikleri ve üreticiler ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yalnız zamanda bir satış politikası uyguladığını belirterek bu duruma tepki gösterdi. Çünkü neden? 63 lira fındık fiyatları serbest piyasadayken tabii onun altında fiyat açıklarsanız piyasa dengesi bozulacaktır. Onun için bu süreç bir dengeyi sağlayamamasından dolayı 53 liraya düşen bir fındık fiyatları oldu. Bu tepkilerin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi Mart ayında tekrar bir satış kararı almadı. Arslan Soydan yeniden aynı sürecin yaşanmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeni satış döneminde üretici ve piyasanın dengesini koruyacak bir karar alması gerektiğini belirtti. Hem serbest fiyatlarını yani açıklamış olduğu fiyatın altında değil üstünde bir fiyatla
piyasaya fındık sürmesi daha makbul olacak. Çünkü neden? Fındığa ihtiyaç var. Çünkü ihracat rakamları kendini gösteriyor. Soydan üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek önümüzdeki hasat sezonu için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerinin de altını çizdi. En kaliteli fındık ülkemizde üretiyor. En iyi fiyatları da artık önümüzdeki hasat döneminde biz Radolu olarak elimizden gelen mücadele çabayı da sarf edeceğiz. Depremin ilk gününden itibaren depremzede vatandaşlarımızın yardımına koşan belediyelerden bir tanesi de Korgan Belediye'miz sevgili izleyenler. Korgan Belediye'miz de artık Adıyaman'da üst kurdu. Vatandaşlarımızın iftar ve sahur yemekleri için ellerinden geleni yapıyorlar ve onları memnun etmek ve tekrar normal standartlara ve yaşamlarına döndürebilmek için de gece gündüz demeden mesai sürdürüyorlar. Yapılan bu mesaiyi, verilen bu mücadeleyi Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz anlattı. Korgan Belediyesi depremin ilk anından itibaren afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da konuyla alakalı yaptığı açıklamasında ekiplerin ilk günden beri alanda olduklarını söyledi, yapılan çalışmaları anlattı. Öncelikle asrın felaketi için ölmüşlerimize Allah'tan rahmet, orada yaralılara da gerçekten geçmiş olsun diliyorum. Hamdolsun ki devletimiz orada, biz de Korgan Belediyesi olarak ekiplerimiz oradaydı. Hem Fen İşleri Müdürlüğümüz hem Halkla İşleri Müdürlüğümüz. Bütün ekibimiz 15 kişiyle oradaydı. Nöbet değişimi yaptık. Şimdi de arkadaşlarımız 10 günden sonra diğer arkadaşlarımıza devlet orayı. Ama orada faydalı bir iş olduğunu inanıyorum. Deprem bölgesinde depremzedelere sahur ve iftar hizmeti verdiklerini anlatan Korgan Belediye Başkanı Kiraz, tüm belediye personeline ve emeği geçenlere de teşekkür etti. Öncülük edenlerden, Cumhurbaşkanımızdan, yine Kültür Bakan Yardımcımız Ahmet Misak Demircan'dan Allah razı olsun, güzel bir ekip kuruldu orada. Şu an sahur ve iftarları verilmekte. Burada da bizim personelimize gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Hem temizlik ekibi olarak hem de oradaki yemek servisini yapan ekibimize Allah razı olsun diyorum. İnşallah biz de ilçe kaymakamımızla müftümüze gideceğiz. Şu ana kadar 33 tır orada malzeme göndermişiz. En son yine dün itibariyle 2 tır odun gönderdik. Adıyaman'daki talepleri karşılıksız bırakmadıklarını ifade eden Kiraz, kardeş şehrimiz için seferber olduk dedi. Hamdolsun oradaki talepleri de karşılıksız bırakmıyoruz. Adıyaman iliyle merkez ilçemizle beraber kardeş ilçe olduğu bütün Ordu ilçeleri. O anlamda da kardeş ilçe olarak da elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Rabbim bu gibi afatı bir daha memleketimize göstermesin. Rabbim bir kez de bu birlik beraberliğimizi daim etsin inşallah diyorum. Korgan Belediyesi başlayacağız. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıber ile yönetim kurulu üyeleri Doçent Doktor Ali Yılmaz'a, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Ali Yılmaz'a bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Nezaket ziyareti sonrasında da iki yetkili isim bir basın açıklaması yaparak şehir hastanesine vurgu yaptı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıber ve OTSO Yönetim Kurulu üyeleri Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Ali Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı sohbet havasında geçen görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan OTSO Başkanı Karlıber, şehir hastanesi yapıldıktan sonra Ordu'da sağlık alanında eksik kalmayacağını ifade etti. Şehrin olmazsa olmazı eğitim ve sağlık. Yani biz ticaret ve sanayi odası olarak her ne kadar ticaretin, sanayinin peşinde olsak da biz sanayiye ve ticareti canlı tutabilmek için bu şehre gelecek olan özellikle yönetici beyaz yakalıların ilk aradığı şey eğitim, sonra da sağlık. Orada aslında sağlık açısından özel hastanelerle iyi durumda. Devlet hastanesi ve üniversite hastanemiz de tüm zor şartlarına rağmen fiziki çok iyi hizmet veriyorlar. İnşallah yeni hastanemizin bitmesiyle sonra bu elimizde kalan iki eski hastanemizin onarılıp onları da devreye alırsak bu şehir sağlık açısından hak ettiği yere gelecek. Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Ali Yılmaz da şehir hastanesinin yapımından sonra ordunun sağlık alanında hak ettiği yerde olacağını söyledi. Yeni hastaneyi görüyoruz, öngörüyoruz, umutluyuz. Ona göre planlarımızı yapıyoruz. Ordu için gerçekten iyi olacak gibi. Görüşmenin geri kalan kısmı ise basına kapalı gerçekleşti. Bu seneki Kütüphaneler Haftası Gülyalı'da kutlandı. Sevgili izleyenler, Gülyalı Kaymakamı ile Gülyalı Belediye Başkanı'nın da katıldığı kutlamalar sonrasında Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe yazılı bir açıklama yaptı.
Kitap okuma ve kütüphane kullanma zevki, sevgisi ve alışkanlığını kazandırma amacıyla her yıl Mart ayının son pazartesi günüyle başlayan haftada kutlanan 59. Kütüphaneler Haftası programı Gülyalı'da düzenlendi. Gülyalı'da düzenlenen programa Gülyalı Kaymakamı Mustafa Bayram, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Programla ilgili bir yazılı basın açıklaması yapan Başkan Tepe, erişim konusunda oldukça kötü bir konumda bulunan kütüphanemizi, eski belediye hizmet binamızı tahsis ederek ilçemize yakışır bir görünüm ve içeriğe kavuşturmuştuk. Yetişkin bölümü, çocuk okuma salonu, internet kaynakları gibi her kesime hitap eden yeni yüzü ve modern yapısıyla kütüphanemiz, ilçemizin göz bebeği oldu. Öyle ki bu yıl artık kutlama programı bile düzenlemeye başladık. Kaymakamımız Sayın Mustafa Bayram, daire amirleri ve öğrenci kardeşlerimizle 59. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldık. Daha önce duyurusunu yaptığımız kitap okuma kampanyasının ödüllerini bu vesileyle takdim ettik. Okuma bilincinin gelişmesi ve başarının sağlanması için biz hep teşvik eden olacağız. Dereceye giren kardeşlerimi tebrik ediyorum. 59. Kütüphaneler Haftası kutlu olsun dedi. Seçimlerin maliyetinden bahsetmiştim sevgili izleyenler. Her geçen günde o maliyet artacak gibi görünüyor. Elbette ki bu fatura kime çıkacak? Seçim sonrası bu fatura Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çıkacak seçim sonrasında. Bununla ilgili de TÜRMOP Disiplin Kurulu üyesi Bahadır Baş bir açıklama yaptı. Bizim seçimden sonraki 1-2 yılımız mutlaka kemer sıkma politikasıyla gelecek, geçmek zorunda. Hangi iktidar gelirse gelsin. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. 9 Nisan'a kadar tüm partiler milletvekili listesini YSK'ya verdikten sonra seçim startı başlamış olacak. Ancak seçimler adayların ve partilerin yüklüce bir miktar para ve zaman harcamasından dolayı pek de ucuza mal olmuyor. 60 milyon seçmenin oy kullanacağı 2023 seçimlerinde bu maliyetler katlanarak artacak gibi duruyor. Seçim maliyetlerinin en başında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık görevlileri, mühür, oy pusulası, ulaşım ve sayımla ilgili bütçesi içinde yer alan masraflar bulunuyor. Aslında seçim maliyetini hep beraber yaşıyoruz. İşte emeklilere yapılan artış, işte diğer dar gelirli gruplara yapılan artış, devletin yapmak istediği işte EYT düzenlemesinin ivedilikle çıkması, yarın öbür gün karşımıza neler gelecek, hani çok da kestiremiyoruz ama bunların hepsi aslında biraz da seçim atmosferinin getirdiği çabuk kararlar. Seçim kararının ilan edilmesiyle AK Parti'ye 1.3 milyar, CHP'ye 695.9 milyon, HDP'ye 359.7 milyon, MHP'ye 341 milyon, İYİ Parti'ye ise 306.1 milyon lira ilave hazine yardımı yapılacak. Seçim atmosferinin başlamasıyla beraber özellikle enflasyondaki yükseliş ve yaşanan hayat pahalılığı kritik seçimler öncesi iktidarı çeşitli ekonomik adımlara zorladı. TÜRMOP Disiplin Kurulu üyesi Bahadır Baş ise atılan bu adımları bu seçimden sonra hepimize bir maliyet yüklenecek diyerek yorumluyor. Her seçim döneminde iktidarlar kendi durumlarını, pozisyonlarını koruyabilmek, belki geçmişte almadıkları bazı kararları böyle seçim arifesinde alma ihtiyacı hissediyorlar. Bu aslında seçimden sonra bütün hepimize bir maliyet yüklendiriyor. Bu maliyeti hepimiz karşılayacağız. Bunu birisi karşılamayacak. Devlet de gökyüzünden bir para gelmeyecek. Merkez Bankası para basarak bunları karşılamayacak. Seçim bittikten sonra Haziran olabilir, Mayıs 14 olabilir. Bu süreçten sonra bu maliyeti hep beraber paylaşacağız. Seçimin maliyeti için kesin bir rakam veremeyiz ancak bu faturayı hep beraber ödeyeceğiz diyen TÜRMOP Disiplin Kurulu üyesi Bahadır Baş, seçimlerin ardından iktidara kim gelirse gelsin kemer sıkma politikası uygulamak zorunda olacağının da altını çizdi. Son bir yılda rahat harcamanın veya işte bir ciddi bir deprem geçirdik, bütün bunların maliyetini üst üste koyduğumuzda hep beraber bunları yükleneceğiz ve karşılayacağız. Başka bir şansımız yok. Bu ülkede kemer sıkanlar hep vatandaşlar oldu şu ana kadar sevgili izleyenler. Ama kemer sıkması gerekenler asıl kimler? Asıl devlet kanadı ve hükümet kanadı kemer sıkmalı. Çünkü vatandaşta artık kemer sıkacak bel kalmadı. Vatandaş artık belini doğrultamıyor. Çok zor şartlarda zaten gününü idame ettirirken bir yük daha kimsenin kaldırmaya mecali yok. Dolayısıyla göreve gelecekler. Cumhurbaşkanlığına, kabineye, bakanlıklara talip olacakların her birinin çantasında çözüm önerileri olacak. Bu milleti nasıl refah düzeyine ulaştıracaklar, nasıl rahatlatacaklar, ekonomik olarak sıkıntılarını nasıl giderecekler? Bu hükümetin işi. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın, seçilecek Cumhurbaşkanı'nın işi. Dolayısıyla kimse vatandaştan bu saatten sonra fedakarlık beklemez.
Eğer vatandaş fedakarlık yapacaksa, hala vatandaşın yaptığı fedakarlıkla bu devlet gidecek ve ayakta kalacaksa, o zaman yönetim modeline ihtiyaç yok. O zaman bir cumhurbaşkanına, bir kabine yapılanmasına gerek yok. Vatandaş o zaman kendi tasarrufunu yapar, kendi devletini, milletini ayakta tutmayı başarır. Ama asıl olan nedir? Asıl olan hükümetin yetkililerinin, Cumhurbaşkanı'nın ve Bakanlar Kurulu'nun bu işe çözüm bulmasıdır. Madem harcamaya gözünüz kesiyor, dolayısıyla bedelini ödemeye de gücünüz yetecek. Bedelini ödeyeceksiniz. Bu harcadığınız paraları yerine koyacak, vatandaşı da rahat ettirmek zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla aksini düşünüyorsanız da herkes evinde otursun, çeyreğinin çocuğunun başında kalsın, huzurlu bir yaşam olsun. Vatandaşımız da bunu bekler diye düşünüyorum ben. Şimdi sevgili izleyenler, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Merve Gül Kaya'ya kulak vereceğiz. Son dönemde arka arkaya yaşanan mevsim geçişlerini ve bir düşüp bir yükselen hava sıcaklıklarını konuşacağız. Bunun sağladığı gribal enfeksiyonlarla ilgili Merve Gül Kaya'nın söyleyecekleri var. Hava sıcaklıklarındaki düşüş solunum yolu enfeksiyonlarında artışa neden oldu. Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Merve Gülkaya, özellikle son haftalarda gribal enfeksiyon şikayetiyle sağlık kurumlarına yapılan başvurularda artış yaşandığına dikkat çekti. Şimdi öncelikle Ordu'da da evet mevsimsel durumlar var zaten. Özellikle okullar bir dönem kapalıydı depremden kaynaklı. Sonra açılmasıyla birlikte tekrardan artış var. Özellikle gribal enfeksiyonlarda. Özellikle son haftalarda Ordu'da ani hava değişimlerinin üst solunum yolu enfeksiyonlarını tetiklediğini belirten uzman doktor Merve Gülkaya, son dönemlerde hastalarda en çok görülen şikayetlerin başında halsizlik, öksürük ve boğaz ağrısı geldiğini söylerken, bu belirtilerin hastalarda bahar alerjisi mi yoksa grip mi sorusunu da akıllara getirdiğini söyledi. Boğaz ağrısı, öksürük şikayeti çok fazla, burun akıntısı çok fazla. Bir de şu an aslında bir yandan da mevsim geçişinden kaynaklı alerji durumu da var. Bu da olan öksürüğü gribal mi yoksa alerjiden mi kaynaklı, aslında bu konuda da bir ayrımında zorluk yaşanıyor. Merve Gülkaya, gribal enfeksiyonların artışa geçtiği bu günlerde vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuması önerisinde bulundu. Hala aslında maske hayatımızda, hastanelerdeki öyle zaten. Bunun yanında elbette ki her zaman temizlik ve hijyen, bu çok önemli ne olursa olsun. Çünkü enfeksiyonlardan en çok koruyan durum o. Uzman doktor, herkesin bireysel sorumluluk üstlenerek tedbir alması ve bulaşın en aza indirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu hafta için özellikle şu an mevsim normallerinin altına düştük. Artık Mart son zamanları aslında. Muhakkak tedbiri elden bırakmayalım. Çünkü öncelikle biz kendimizi korumalıyız. O zaman ancak hastalıklardan kurtulabiliriz. İYİ Parti listelerinden dikkat çeken bir isim aday adaylığı başvurusu yaptı. Sevgili izleyenler, emekli albay Orkun Özeller İYİ Parti'den 28. dönem aday adaylığı için başvuru yaptı. Orkun Albay'ı hatırlayacaksınız. 2017'de İncil Lig üstünde bir Amerikan albayı tarafından takdim edilen üstün başarı ödülünü, üstün başarı madalyasını reddeden bir isimdi. Dolayısıyla şerefli bir asker, emekli bir albay. Bakalım listelerde yer alacak mı? Aday adaylık başvurusunu yaptı. Bize de haberini yapmak düştü. Emekli albay Orkun Özeller, İYİ Parti'den 28. dönem Ordu Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Kariyerim süresince yurt içinde ve yurt dışında katılmış olduğum eğitimlerde kazandığım her birikimi, edinmiş olduğum her türlü tecrübeyi güzel ordumuzun 19 ilçesiyle birlikte kalkınması ve hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi için kullanacağım. Özeller, milletvekili olduğu takdirde üzerinde duracağı konuları da paylaştı. Bu istikamette şehrin sorunlarını sürekli takip edecek, bu sorunlar hakkında gerçekçi ve uygulanabilir çözümler üreteceğim. Demokrasinin olmazsa olmazı sivil toplumu ve ilimizin ekonomisinin bel kemiği yerel ticaret ahalisinin ihtiyaçlarına azami ihtimam göstereceğim. Yıllarca vatan için sayısız silahlı mücadele verdiğini söyleyen aday adayı emekli albay, artık hizmeti kanun, kitap ve kalemle yapmaya çalışacağını ifade etti. Atatürk'ün izinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalabilmesi için yıllarca canımızı ortaya koyarak yapmış olduğumuz silahlı mücadeleyi bu sefer kanunla, kalemle, kitapla yapmaya çalışacağım. Bu istikamette Cumhuriyet'e sahip çıkma sorumluluğuyla 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti bünyesinde Ordu'dan milletvekili adaylığı başvurusunda bulunduğumu kamuoyuna duyurmaktan büyük bir onur duyuyorum.
Öte yandan İYİ Parti'nin 28. dönem Ordu Milletvekili adayı Orkun Özeller, 2017 yılında İncirlik üstünde bir Amerikan albay tarafından takdim edilen üstün başarı madalyasını reddederek günlerce ulusal ve global basında geniş yer bulmuştu. Fatsa ve Çamaş Kaymakamlığı'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde gaziler ve şehit aileleri bir araya geldiler. Fatsa Kaymakamlığı ve Çamaş Kaymakamlığı tarafından organize edilen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Fatsa'da bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Çamaş Kaymakamı Enes Özkan, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ve çok sayıda protokol mensubu katıldı. Gazi Abdullah Erarslan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Bu akşamki yemeğe katılanların tamamına yakını ya savaş gazisi ya çeşitli şekillerde memleketin âli menfaatlerini savunurken gazi olan veya şerefli şehitlerimizin aileleri. Onlar buradalar. Yani mazimiz burada. Biz burada değerli kaymakamımızın, kaymakamlarımızın ve Türkiye'nin çok yerlerinde değerli yetkililerin, büyüklerimizin nezaretinde tarihimizle depremzedeleri anarak konuşmasına başlayan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, iftar yemeğini organize eden Fatsa ve Çamaş Kaymakamlıklarına da teşekkürlerini iletti. Fatsa Kaymakamlığımız ve Çamaş Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen bu güzel iftar sofrasında sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Her zaman bereketin ve bolluğun, paylaşmanın kıymetli olduğu Ramazan ayı geçiriyorum. Fakat Ramazan'ın arifesinde ülke olarak tarihimizin en büyük afetlerinden bir tanesine şahit olduk. İnşallah yaşamış olduğumuz bu büyük afeti de birlik beraberlik içerisinde paylaşarak, dayanışarak, acıyla hükmederek hep birlikte atlatacağız. Ben bu güzel akşamın organize edilmesinde öncülük yapan kıymetli Fatsa Kaymakamımıza, Çamaş Kaymakamımıza şükranlarımı iletmek istiyorum. Ve kıymetli gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerken bu vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İftar sonrasında konuşma yapan Fatsa Kaymakamı Avni Kula şehitlere Allah'tan rahmet gazilerimize de uzun ömürler diledi. Ben bu vesileyle tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Elbet ateş pislimi yeri yakar. Elbet sizlerin acısı. Ama şundan emin olun, vatanını, milletini, bayrağını seven herkes içinde bu acıyı hissediyor. Tekrar mekanları cennet olsun. Fatsa Ünye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek ise gelen misafirlere teşekkürlerini iletti. Bu vesileyle sizlerle çok ailelerimize, çok değerli ailelerimize tekrardan teşekkür ederim. Her daim Fatsa Ünye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak sizlerle saygı, sevgi, minnetle selamlıyorum. Düzenlenen iftar programı yapılan konuşmaların ardından sona erdi. Bu memleketin elbette ki en kıymetlileri, bu memlekete hizmet etmiş, hizmet ederken bir uzvunu kaybetmiş, engelli kalmış gazilerimiz ve elbette ki bu vatan uğruna toprağa düşmüş şehitlerimizin yakınları, her birinin başımızın üzerinde yeri var sevgili izleyenler. Uzun ve sağlıklı bir ömürleri olsun inşallah. Huzurlu, mutlu bir ömürleri olsun inşallah. Memleketimiz de onlara gereken önem ve özeni gösteriyor her dönemde. Özellikle devlet kanadında gazilerimize ve şehit yakınlarımıza ciddi bir ilgi ve alaka var. Bizim de bu noktadaki eksikliğimizi muhakkak tamamlamamız lazım. Onlardan daha kıymetli bir vatandaşımızın olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Çünkü bir tırnağımızdan bile vazgeçmeyi düşünemezken bizler, onlar bu toprak için, bu vatan için canından vazgeçtiler. Dolayısıyla bundan daha kıymetli, daha değerli bir özveri olamaz diye düşünüyorum. Kıymetini ve değerlerini bilmemiz gerekir. Bu düşüncelerle de veda edelim sevgili izleyenler. Ana haberi bitirdik. Bu güzel haberle ana haberi noktaladık. Gece bülteninde yeniden görüşeceğiz. Elbette ki yarın akşam ana haberde yine görüşeceğiz. Şimdilik veda edelim. Güzel bir akşam dileyelim. Hoşçakalın.